Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yine keyifli bir içerikle yine sizlerle birlikteyim. Şöyle göstermek istiyorum. Emre ile birlikteyiz arkadaşlar. Herkese merhaba. Emre benim hem takipçim hem de yakın çevremde oturan bir arkadaşım. Kendisinin 1.16'sı var. F20 kasa, stok. M-Sport donanım. Bu da benim yavru Megan 1.3 TC. Güçleri birbirine çok yakın. Biliyorsunuz 1.16'lar 136 beygir, 220 Nm tork değerine sahip. Megan da 240 Nm tork değerine sahip, 140 beygir. 1.16'nın katalogda gözüken verisi 1310 kilo. Benim Megan'ınki 1380 kilo. Arada bir 70 kilo lehine fark var. Tabii o muhtemelen standart donanımdır. Sunroof falan da olduğu için ağırlıklar birbirine yakındır. Benim aracın deposu dolu arkadaşlar. BMW'nin de deposu yarının üstünde. Yani depo ağırlıkları da birbirine yakın sayıdır. Yine de bir kıyasladığımızda 100 kiloya yakın temeldeki o katalog verisine göre ağırlık farkı oluyor yakıtla birleştirdiğimizde. İki araç da C segmenti arkadaşlar. Motor performansları birbirine çok yakın. Muadil diyebileceğim seviyede. Yani benim tahminim ZF şanzımandan dolayı ve daha geniş bir hacimden dolayı 1.16'nın beni geçeceğinden yana. Benim tahminim de şanzımanın vites geçiş hızı ve sedan olduğu için yüksek hızda 100'den sonraki aerodinamisi neticesinde Megan'ın geçeceğini düşünüyorum. Yani güçler de çok yakın olunca arkadaşlar bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Ben de merak ediyorum. Yine M-Sport 17 jantlarımız da var. Arkalar 245, önler 225 taban lastik şeklinde. Bu arada Emre şunu da söylemek istiyorum. Daha önceki videolarda da takipçiler tarafından böyle olumsuz eleştiri gibi geldi. Aracını sürüş modu olarak sporta al abi. Sporta aldıktan sonra da şanzımanı manuelde tut. Düşük viteste yüksek devir şeklinde hareketlendireceğiz. Çünkü ikimizin şanzıman oranları farklı. İkimiz de 5000 devirde basarsak zaten ritim tutmaz. Burada ne yapacağız? 60, 80, 100 hangi hızda eğer eşitsek o viteste en ideal, en yüksek devir olacak şekilde hızlanmamızı yapacağız. Komutumuz da 3. korna. 3. kornaya basıldığı anda gaza basacağız. İğmelenmemiz başlayacak. Bunu yine değişimli yaparız. 2-3 korna sen çalarsın önce. Sonra yine ben çalarım. Böyle ritim tutturmuş oluruz. Evet. Farklı farklı hızlarda denemiş oluruz. Evet arkadaşlar, hava da güzel. Yağmurlu bir hava değil. BMW için tam sevdiği havalar bu. Kuru zemin. Şöyle bir performanslı sürüşünü gerçekleştirelim. Bakalım aralarda nasıl bir performans farkı var, nasıl bir hızlanma farkı var. Hep birlikte görelim. İçeriğimiz başlasın. Evet arkadaşlar, şimdi müsait bir güzergaha doğru seyrimiz devam ediyor. Şu detayı vermek istiyorum. Önceki videolarda da çok eleştiri noktasında oldu. Şimdi benim aracımda sunroof olmadığı için ben kameramı şoför camına vantuzla sabitliyorum. Üst hızlarda şu yan aynadan gelen bütün rüzgar tabii şoför camından da geçiyor. Bu kendi GoPro'nun üstündeki mikrofon da bunu ses olarak algılıyor doğal olarak. Hani böyle içeride fırtınalar kopuyor terimi biraz da bundan geliyor. Şimdi mesela BMW'de sunroof'a sabit. Sunroof'a sabit olduğu için ne oluyor? Tam orta kademe içeride sadece fan sesini alacak şekilde ilerliyor. Yan aynadan rüzgar sesleri kamerada yansımamış oluyor. Hani bu detayı da vereyim. Şimdi muhtemelen hızlanmalarda da bir serisi çok daha sessiz gelecektir. Temeldeki sebebi bu. Fark açılmıyor. Aramızda böyle bir buçuk boy kadar fark var. 160 oldu. Aynı şekilde devam ediyor. 170 dedi. 175 gazdan çektim. Sen şimdi kornayı çal. Sen çal istersen. Tamam o zaman. Ben gaza oturdum. Bir sol şeride geçiyorum. Tam kafa kafaya yürüyoruz gerçekten. Çok ilginç bir... Evet, kafa kafayaydı. Ben yolu biraz kısadan dönünce içten o sanki biraz açtırdı. Alanı biraz daha sana kısalttığı için sen biraz daha yanıma yaklaşmış oldun. Yani birbirimizi açamıyoruz. Çok ilginç yürüyor. 1.16 kadar yürüyor.
hafif olmasına rağmen 1.16 benden. İşte aerodinami, biraz daha motorun torkunun yüksek olması, devir bandının daha geniş olması. Senin şanzımanın çok güzel. ZF8 var. Hiç kaybın da senin minimum seviyede. Çok güzel bir şanzıman. Tamam. Bir saniye. Hı. Tekrar başlayalım. Manuel aldım. İçeriden virajı dönen kazanır. 110'a kadar kafa kafaya kardeşim. Hiç... Biraz sert. Aynen. Sen benim şeridime gir. Zor. Bayağı zor. Ama çok zevkli bir viraj aynı zamanda. Çok zevkli yani. Tek başına olduğunda o kadar güzel dönersin ki burada. Mıcıra dikkat et. Bazen dışarıda mıcır kalıyor. İnanılmaz kafadan kaydı virajın sonunda bu arada. Hayatımda ilk defa bu arabanın kafadan kaydığını gördüm. Çok zemini de bir tuhaf kadar. Zemin tuhaf, bir de mıcır da var. Mıcır tekeri kaparsa kafadan açar direkt. Uygun. Ama yok işte benim korkusum olduğu için ben kafayı kaldırdım. Şu an evet, Megan biraz önde. Yaklaşık yarım boy benden önde gidiyor. Evet. Hep bak kafam diyor. Senin oldu aynı. Bir tık galiba. Mağazadan bir vites sattım. Ben de aynı anda aldım çünkü. Gerçekten çok yakın yürüyoruz. 170 oldu. Çektim ayağımı. Benim önüm doluydu. Geçebiliyor musun bir sol şeride? Ben de geçtim. Şimdi işin içine tabii yine yokuş girdi. Yokuşta... Yine kafa kafaya gidiyoruz. Çok ilginç yani. Ayağımı gazdan çektim. Çünkü önüm doldu. Senin de önün dolu. Sen bas şu an, sen bas. Ben çalıyorum. Geride sağlık galiba, yarım saniye kadar. Çok gürültü vardı, kornayı bir çok az geç duydum ama çok problem değil. Tamam, ben içeriden döndüm. Evet. Tabii. Şu an tamam, yan yanayız dedim. Mesela. Evet, sağlıktan gittim ben. Tekrar bıraktım. Bir tane daha geçelim istersen. Tamam. Sen çal kornayı. Tam doldurmadım ama bir çok hafif bir kilitlem oldu sana karşı. O da seni biraz daha öne çıkarttı. Devam edelim mi? Edelim. Bence hiçbir sıkıntı yok. Düz mü gidelim? Düz gidelim. İleriden de çıkış var. Bak yan yana gidiyoruz gerçekten yani. Çok ilginç bir durum. Tamam. Yani açılmıyor mu gibi? Açılmıyor ya. Hayır, kafa kafaya. 0-100'de de ilk gazın dolması, hani kim önce itekliyorsa, tabii tam otomatik şanzıman biliyorsun. Yani frenden çeker çekmez arabayı ivmelendirdiği için sağdan çıkacağız bu arada. Gel. Sağa gel. Biz gaz ve manuel de kaç devirde atıyor mesela? Ya sen kaç devirde kuruyorsun aracını ben değilim? O yapacakken. 6000 devirde otomatik atmasına izin veriyorum. Kaçta başlıyorsun atmaya? Yaklaşık her seferinde değişiyor da. 4000-4500 arası oluyor genelde. Ya ben 5000'in üzerindeydim hep. Acaba diyorum bir farklılık yaratırsam tamam, her motorun devir aradığı farklı. Tabii. Ama şimdi senin araban daha fazla devir çeviriyor. 6200-6500'lere kadar çıkabiliyor. Ya
Benimki 6000'de kalıyor. O yüzden orta devir biraz daha güçlü. Sende üst devir aksine tam olarak güçlü. Aslında tam olarak sormaya çalıştığım şey şu. Çift kavramalar çok fazla vites küçültmeye izin vermediği için seni olması gerekenden de biraz daha düşük devirde basmaya zorluyor mu diye. Çünkü evet. Küçülttüğüm zaman bayağı üst devirde tutabiliyorsun herifi. Evet, bende işte onu izin vermiyor çift kavrama. Evet arkadaşlar. Hava karardı artık gördüğünüz gibi. Yine kararmadan güzel bir süre zarfında yaklaşık 4-5 kere yaklaşık 180 km hızlara kadar araçları çıkarttık. Trafiği tehlikeye atmadan tamamen saygı çerçevesinde güzel bir mukayese oldu. Yani çok ilginç, kafa kafaya gidiyorlar. Yani sıfırdan kalktığında böyle bir 1 oboy kadar önden gitti 1.16. Onun sebebi de ZF şanzıman biliyorsunuz ayağınızı frenden çektiğiniz gibi ileri doğru itekletiyor aracı. Benim araç sabit kalıyor çift kavrama olduğu için. Benim araç deviri kaldırıp ivmelenene kadar 1.16 hop fırladı gitti. Ama belli bir hız ulaştıktan sonra yan yana kaldık. Şeyi çok güzel yani 1.16 ile Megane 1.3 TC kafa kafaya yürüyor diyebiliriz yani kazanan da olmadı. Ha, belki şu olabilir, iki araç da çeyrek depo olsa ondan sonra işte sürücü ağırlık farkları minimum seviyeye inse belki Megane TC böyle bir boy maksimum bir boy kadar atabilir ağırlık farkından dolayı. O da yani bu kıyaslamada çok da mukayese edilebilir bir durum değil. Bence kazanan iki araç da oldu. C segmentinde güzel keyifli bir kıyaslama oldu. Buradan şunu anlıyorum ki aslında işin içine 3.16'yı dahil etsek 3.16 biraz daha geride kalırmış. 3.16 çünkü 1450 kilo bandında bir araç. Megane 70 kilo daha hafif oluyor. Tabii fırsat bulursam 3.16 ile de kıyaslamasını çekmeye çalışırım sizler için. Dilerim beğenmişsinizdir. Farklı testlerde, farklı içeriklerde tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum. Emre çok teşekkür ederim. Bak çok keyifli bir içerik oldu. İzleyenleri çok güzel bir şekilde bilgilendirdik. Ben de çok teşekkür ederim. Ben de çok zevk aldım. Gerçekten dostluk kazandı diyelim bu yarışta. Ben açıkçası bir gerçekten hangisinin geçtiğine bir türlü emin olamadım. Sanki dediğin gibi Muharrem abi kalkışta tork konvertörün avantajından dolayı 1.16 ara hızlanmalarda yine Megane olduğunu düşünüyorum çok az farkla. Üst hızda belki 1.16 biraz daha 200'lere evet, doğru. Özellikle 2.5 hızın üstünde acın avantajını da kullanarak 1.16 böyle biraz daha yüksek geldiğini ben de gördüm. Gayet iyi bir sonuç çıktı ortaya. Birçok insanı da bilgilendirmiş oldum. Özellikle 160 km hızın üstünde hacim avantajını da kullanarak 1.16 böyle biraz daha istekli geldiğini ben de gördüm. Gayet keyifli bir sonuç çıktı ortaya. Birçok insanı da bilgilendirmiş olduk. Evet, yeni testlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar.